Abi şöyle bir şey yapacağım müsaadenizle. Ben sana döndüğümde <laughs> çünkü gözümü alıyor. look <laughs> Geldik genç oyuncusunu 28 yaşında <laughs> Haras'ın seçtiği Ölüm grubu derler <laughs> ya bu zulüm grubu. <laughs> Macaristan'da Soboslay gibi. Yani buradan Tsubasa'sı o. Kurtlar çok enteresan bir hocaya savaş açmış 11 yıl içinde. Mertens bırakmasa abi bu turnuvada oyuna bir 20 dakika falan katkı çok verir miydi sence? Net verirdi abi. Bu özel durumu içselleştirmiş durumda gerçekten her topu bir milli mesele olarak bakıyorlar. Sana Bak. şöyle söyleyeyim en iyi dördüncü de zor olur. <laughs> 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 en iyi sonuncuyu alıyoruz mesela. Herkese merhabalar sevgiler. 90 artı 49 ön bakış E grubundayız. Ne habersiniz Hürriyetiz Hocam? Abi şöyle bir şey yapacağım müsaadenizle. Ben sana döndüğümde <laughs> çünkü gözümü <laughs> alıyor. Look, look ayıp olmaz değil mi? Ya da hiç <laughs> stüdyoya Debru'nun gelmiş ya. <laughs> Aynen yani abi. Biz hiç bu tarafa bakmayalım. Yani. <laughs> Umarım Belçika dilinde herhangi bir Belçika anlayacağı Fransızca, Almanca neyse bir altyazımız yoktur. <laughs> de büyük hakaret ettik az önce. E grubundayız. Burada Belçika var, Ukrayna var, Slovakya var ve Romanya var. En zayıf gruplardan biri. Belçika ile başlayalım. Benimle mi başlıyoruz? Evet. Başlamadan önce Beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyoruz. Grup için tahminlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Abi Martinez'in Belçika'sı o altın jenerasyonun pek altını dolduramayan kupalarla ama bize keyifli oyunlar izleten bir takım. Yani kupa tek başarı kriteri değil. Belçika maçı oldu mu açar izlerdik. Şimdi Tedesco var. Tedesco'nun da iyi bir kadrosu var. İyi genç oyuncular var. Biraz jenerasyon değişiyor ama yani o kadar altın mı bilmiyorum. Ben daha iyi bilir. O keyif alacağız bu takımdan. Abi şeyden bahsedeyim. Altın jenerasyon muhabbetinden. Aslında bugünün konusu değil ama futbol muhabbeti yaparken üzerine konuşulması gereken bir konu. Hani ben başarılı sayıyorum. Ben o kadar ya altın jenerasyondan hiçbir şey olmadı denilecek bir durum Hı. olduğunu düşünmüyorum. 2016 çok tatsızdı. Evet. Yani Galler'e eleniş biçimleri o zaman çok tatsızdı ama... Mesela 2018'de o Fransa maçını kazanabilirlerdi yani kazanabilecek bir futbol oynamışlardı. Finale gidebilirlerdi. Hırvatistan'la oynadıklarında da yani şanslar %50 %50 olurdu. O yüzden ben Hani o kadar küçük bir ülkenin özellikle 2000'den başlayan bir hikayeleri var onların. Üniversiteleri işin içine katarak nasıl bir e, devrim yaptıklarını anlatan çok hikaye okuduk, dinledik. Ben hala saygı duyuyorum bir ülkenin e, çıkardığı futbolcu sayısına ve Hollanda ile karşılaştıracağım. Önceki bölümümüzde Hollanda konuştuk ya ve orada artık büyük yıldız yok. Büyük yıldız potansiyeli taşıyan isim de çok fazla yok diye konuştuk. Burada hala var. Burada Bak. hala 21-22 yaşında o sıçramayı önümüzdeki 2 yıl içinde yapabilecek ve star seviyesine gidebilecek oyuncular Formda var. Formda gelen de çok oyuncu var. Yani. Aynen. Tedesco'da hani hocadan başlayalım. Ee, Tedesco enteresan bir kariyer yolu izledi. Şalke'den beri takip edenler müthiş bir ilk iki Şalke sezonu. Hani Şalke'yi ilk dörde sokan bir teknik adam. Ama sonraki sezonda bir Tepe taklak. Şampiyonlar Ligi'nde fena olmayan işler yapıp Galatasaray, Galatasaray <laughs> çok serisini çok hatırlarsanız Mustera'nın en iyi Avrupa performansı Schalke evet. maçlarındaydı. Sonra Rusya'ya gitti. Leipzig'e döndü. Leipzig düzeninde kendini gösteremedi. Marco Reus'e geldi onun yerine sonrasında falan. Burada yerini bulmuş gibi görünüyor abi. Bir milli takımdan beklenmeyecek kadar çok varyasyonla oynuyor. Hani dizilişleri sürekli değiştiriyor. O ayrı. Ama oyun içi varyasyonları kendisi önde baskıyı zaten çok seven bir teknik adamdı. Önde baskıya çok yetenekli bir kadroyla bu ayağında aldığında top %60 kendisinde kaldığında yapabildiklerini falan da geliştirmiş görünüyor. Milli takımda zordur bir anda bu. Bir sıkıntısı var. Kurtuğa olayını anlatayım. Şimdi Kurtuğa neden yok bu kadroda diye merak eden çok olacaktır. Şimdi Kurtuğa ile ilgili şöyle bir durum var. Aslında Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi finaline çıkabilecek fitliğe gelmişti. Hani o çıkıp çıkmaması Ancelotti'nin şey kararı olacaktı bundan sonrası. Yani buraya kadar biz bir adamla geldik, Lunin'le geldik. Devam edelim mi etmeyelim mi? Öyle bir karardı fit. Ama Kurtuğa çok enteresan bir hocaya savaş açmış son bir yıl içinde. Abi takım... Çekirdek değiştikten sonra kaptanlık De veriliyor. İkinci kaptan da Lukaku ve Kurtuğa seçiliyor. De Bruyne biliyorsunuz son bir senedir milli takımda yok. Ee, milli takımda olmadığı için iki tane maç oynanıyor ya milli aralarda. iki hazırlık maçı. Bir tanesinde ikinci kaptan değil birinci kaptan olarak Lukaku çıkacak. Bir tanesinde Kurtuğa çıkacak. Hoca böyle bir karar almış. İlk maç Lukaku çıkınca takım toplantılarına falan katılmıyor. Sosyal medyadan teleskoyu hocasına yalancı falan yani denilen postları like'lıyor. Çok kötü bir süreç geçiriyor. Zaten kurtulayabilirsiniz bilirsiniz. Atletico Madrid'den korkunç sorunlu ayrıldı. Atletico Madrid taraftarının en nefret ettiği adamdır. Chelsea'den korkunç sorunlu ayrıldı. Chelsea taraftarı nefret eder. Öyle bir adam yani maalesef Kurtuay. Muazzam bir kaleci. Ama gittiği her yerde böyle ego problemleri yaşayan bir adam. O yüzden dedi ki ben gelmiyorum turnuvaya. Tedesco da benim işime gelir dedi zaten çünkü Mats Sels Nottingham Forest'tan evet. çok iyi sezon geçirdi, Kastels Wolfsburg'da çok iyi sezon geçirdi. O zaten gençliğinde çok potansiyelli evet. Yani Büyük ihtimal Castells ile başlayacak o yüzden kalede problem yok. Tek problem bu takımda yani Hollanda kadar olmasa da savunmacıları Vertonghen net oynayacak diye düşünüyoruz. Öbür oyuncu Leicester'dan Championship'te oynayan Wout Bunlar artık en üst seviyede ön yani bütün takımlarda yani çoğu takımda ön taraf kalitesiyle arka taraf kalitesi biraz ayarsız oluyor. Kompakt değil aynen. Aynen abi. Onu sağlayamıyorlar. Ama bu takım müthiş bir, bir, bir buçuk sene geçirdi milli takımdan beri. Elemeler de çok iyilerdi. 8 maç 22 gol atıyorlar ama kıymetli olan 4 gol. Şimdi burada şöyle durum olur. Çok acayip iyi kurrağı çekmişsindir. Hep ıvır zıvır takımlarla oynarsın abi. Avusturya var gruplarında. İsveç var. Azerbaycan var bence hani. Lever Kuzen Karabağ eşleşmesinde hı hı. gördük. Azerbaycan saygı duyulası işler yapan bir yani ülke artık futbolda. Yani böyle bir grupta 22 gol atıp 4 gol yemek 8 maçta çok iyi bir hocalık. Dizilişi çok değiştiriyor. Dedim ya varyasyon. Mesela 3-4-2-1 oynadığında Jeremy Doku'yu wingback oynatıyor. Ne bileyim saçma ama Openda'yı iç oynattığı bir maç izledim. Ya hayır Openda iç değildir falan diye izledim. Bayağı iç oynattı. Yani öyle şeyleri deniyor. Bunlar da fikirdir yani. Deneyen hocaları severiz. Ben muhtemel 11'e sağ tarafa Bakayoko'yu koydum. Jeremy Doku varken ne alaka inilebilir Ama çok güveniyor ve Bakayoko da gol, asist ikisinde de çift taneli bir sezondan geliyor. Muhtemelen maça göre Bakayoko'nun oynadığı maça göre dokunun oynadı ama dokunun sağda oynayacağını düşünüyorum çünkü solda Trossard çok kritik bu maçta. Trossard'ın solda başladığı her maç en iyi futbollarını oynamış bu takım. Zaten Trossard öyle bir oyuncu yani. Arada kafası gider Tam gelir ama, ama iyi halinde Trossard her takımı çok daha dengeli hale getiren bir oyuncu benim gözümde. Witsel'i çağırdı Belki sürpriz olur. Üçlü oynadığı maçlarda Vissal iyi sezon geçirdi stoperde. Stoperde onu izleriz. Openda milli takımda o Lance'da ve Leipzig'de izlediğimiz Openda'yı bir türlü izleyemiyoruz. Vardır bizde de çok olmuştur böyle oyuncu. Kulübünde iyidir. Evet. Bir türlü milli takımda olmaz. Lukaku net oynayacak çünkü o da zaten harika bir, bir, bir buçuk sene geçirdi milli takımda. Ekleyeceğim. Ben şey düşünüyorum. Orta sahada sertliği vermek için Dinamizmi vermek için Mangala Onan'a ikilisini çok seviyor. Yani Onan'a zaten be bekliyoruz transferi yapmasını. Mangala'da Nottingham Forest'tan Lyon'a gitti. Kiralık Lyon'u dirilten oyunculardan biri oldu orta sahadaki dinamizmiyle. Filamansı ara ara maçına göre görebiliriz. E, Kevin De Bruyne tamam bir sene milli takımda oynamadı ama o oynadığı zaman başka bir seviyeye Çıkıyor zaten bunu söylemeye gerek yok. Mangala'nın gerekiyor. varlığı zaten onu da taşıyabilir. Aynen abi zaten Efor. Mangala Onana'yı Debut evet. Oyna'ya o serbestliği verebilmek evet. için oynatmak zorunda Madison diye düşünüyorum. Madison Tottenham'da Biff Suma'yla şeyin sarını oynadığı Aynen gibi. Aynen abi. Aynen. Hani dikkat edilecek futbolcu olarak şimdi dokudan şeyi bekliyoruz. Ee, yani City'de yaptığı. Büyük takım futbolu oynayabiliyormuş bu adam. Hani açık alanda Dürt koş tamam değil müthiş sadece. futbolcu da işler dar alana geldiğinde tamam çok kaçırdı ettiği oluyor ama sahada kalabiliyor. O çok kıymetli. Hele ilk sezonunda bir Guardiola takımında sahada kalabilmek düzenli şekilde grilliş mesela yapamamıştı. İkinci bir sezon yaptı onu. Bir de abi bütün onu. toplar da onda kilitlendi evet. kaldı yani. yani. Kaç tane maçta şeyi izledik. Yani rakiplerin Real Madrid'de dahil kale ağzına kadar kapandığı senaryolarda ya Doku buradan bir şey çıkarır mıyı izledik ve burada dağılmadı oyuncu. O oyuncu o yaşta dağılır. Doku'dan o açıdan bir yani turnuvayı da alıp götürecek. Mesela başladı iyi başlarsa zaten Bakayoka'ya vermez formayı. Debast, ee, De Bast stoperde, Anderlecht'te. Ben liglerini izlemiyorum. Sadece nasıl bir oyuncu diye bakmak için biraz izledim. Sakarlıkları var ama kesin çok büyük transfer yapacak. Solbeck'te De Kuyper e, yapabilir. E, onun dışında çok başka sorunuz varsa söyleyeyim. Mertens bırakmasa söyleyeyim. abi bu turnuvada milli takıma yedekten oyuna bir 20 dakika falan katkı çok verir miydi sence? Net verirdi abi. Bence Net de verirmiş. verirdi. Çünkü mesela Karasko bu milli takımın hala önemli bir evet. oyuncusu. Al -Şavap'da. al Şabap'tan geliyor ama yani Karasko'nun katkı verdiği yerde Mertens de o katkıyı verir. Bir mi? de Mangala Onan'a dedin ya abi o benim kafada öyle bir Tabii. hayal ettirdi ha, yani. Mesela şeye güvenemezsin. Mesela geçen sene keyifle oturduk şeyin başına City Inter finalinin başına De Bruyne'e. Evet. Burada De Bruyne Aynen. Yok. yok. De Bruyne Kim Allah korusun olmaz. İzlemeyi benim dünyada en çok sevdiğim oyuncu. Ama maçlar başladı. İlk maçın 20. dakikası. Tuttu. <laughs> Aynen Tuttu. Orada Aynen. atılabilecek oyunculardan biri olabilirmiş. Diyelim o zaman Ukrayna'ya geçelim Olur. başka soru yoksa. Şimdi Ukrayna abi genç iddialı bir takımla geliyor. ve i̇yi bir hocayla geliyor. Sessiz sedasız iyi bir grupta da geliyor. Yani rahat bir grupta geliyor. Bir de özel bir durumda geliyor. İki yıldır işgal altında bir ülke ve ben çok iddialı olmadıkları hazırlık maçlarını falan da izledim. Takım inanılmaz o, o özel durumu ikselleştirmiş durumda. Gerçekten her topu bir milli mesele olarak bakıyorlar. Özellikle hem Zinchenko'da hem Mudrik'te gördüm onu. Çok ateşli bir takım. Yani bir aslında uzaylı şey böyle soğuk çocuklar görüyoruz maç önü seremonisinde ama bu takım çok ateşli bir takım. Bu takımı dengeleyen hocaları Rebrov çok böyle önde baskıyla zaten <laughs> Rebrov bir kazanan. Yani hep kazanan e, takımlarda işte Lobanovski'nin talebesi. Efsane Lobanovski'nin talebesi. Kazanmayı bilen bir hoca bu. Öyle önde baskıyla işte bazı futbol dogmalarıyla vesaireyle çok işiyor. O maçı kazanacak oyunu nasıl oynatırımın derdinde. Bunu da bazen işte iki çok sert orta saha önüne 4 serbest dört hareketliyle yapıyor. Bazen işte Zinchenko'yu sekiz numara olarak kullanıp ki bu da hem Romanya hem Slovakya rakip burada favori olduğu iki maç var. Ki Ukrayna'nın favori olduğu iki maç olacak başka grupta yok. Bu. O yüzden biraz daha Zinchenko'yu merkezde görebiliriz. Burada Yıldız'ı Mudirik seçtim. Çünkü Mudirik Chelsea'dekinden farklı oynuyor. Biraz Macaristan'da Soboslay gibi. Yani buradan Tsubasa'sı o. Çok zaten özel bir oyuncu. İzlemesi de çok keyifli. Ceza sahasında yaptığı son aksiyona kadar dünyanın en iyilerinden biri. Orada ama çok başka <laughs> yerlere gidiyor iş. Burada ama Mudrik'in top kayıplarını falan da kompansiye edecek takım var. Hatta bunun için bazen Dobik yerine Yaremçuk oynuyor. Dobik inanılmaz bir sezondan geliyor. Hatta gol krallığına evet. kadar yürüdü şeyde. Girona'nın. Girona'da. Ama burada Yaremçuk biraz daha yük taşıyan, o ağır işleri yapan işte... Daha elman der tipi, daha Vedat Nuric tipi Santrfor. Onu da oynattığını çok gördüm. Ama abi burada ya bu kadar şey söyledim. Ben bu takımın maçını açarsam Sudako için açarım. Bayıldım oyuncuya. Hakikaten 50-60 milyon euroluk oyuncu. Yani... Modern bir bu 8 10 oynayanlar var ya 4 3 3'te daha ofansif 8. Yapamadığı hiçbir şey yok. 8.5 dediğimiz. 60 8 metreye pas atıyor. Fizik çok kuvvetli. Hı -hı. Bayıldım yani o kalça malça kalın öyle ince bir çocuk değil. Ona rağmen kıvrak, çabuk. Transfer bekliyor muyuz büyük Kesin transfer? Kesin bekliyorum. Burada kendini gösterse bu grupta kendini zaten gösterir. Kesin bekliyorum. Turnuva öncesi aklı olan alır. Her yerde oynar bu çocuk. Bayıldım yani. Sudakov'un topu aldığı yerlere ayrı izledim. Bayıldım oyuncuya. Yani o tarz oyuncu seviyorsanız böyle orta sahada bir de 90'lı yıllarda böyle Valderemalar falan vardı ya topu ayağına aldı mı kimse basmazdı ne de olsa bu kaptırmaz diye. O hava da var çocukta. Alıyor gidiyor. İstediğini veriyor. istediğinden alıyor. Ukrayna'nın zaten sorunu biraz şurada. Mudirik dribbling yapmadıkça işte sağdan Sigankov'u kaçırmayınca ki ön gerçekten çok formda. Tudakov yaratmadı mı bir şey yaratamıyor. Kıntı biraz orada. Rebrov biraz o tarz oynatan bir hoca. Ama yani şey gibi düşün. Her malzeme var da o tavaya yağ döken Sudako. Orada pişiyor bütün yemek. Filmi orada dönüyor. O yüzden Sudako'yu izlemenizi öneririm. Çok da e, dört başı mamur. Eli yüzü düzgün. Ben bir tek sabekleri Konopli'ye çok beğenmedim. Her maç oynuyor. Hatta Konopli'ye yerini kim oynuyor diye de bir iki maç baktım. Maçı izlemeden başlarına baktım. Kimseyi tercih etmiyor. Stoper ikilisini beğendim. Zabarni bence transfer yapar. Zabarni benim için sezon stoperlerinden biri. Zabarni bon bence mutlu. yürür. Matviyenko da iyi oyuncu. Yani çok disiplinli. Çok kötü Ukrayna maçı izlemeyiz. Teknik direktör takım takımı yani işte. Aynen abi. Dinamo Kiev'den de geldiği Aynen. için hocaları. Ve e, burada da Kurtuğa Lülin'e tercih edilebilir finalde. Biz finaller önce çekiyoruz. Burada da Kallelun'in hmm. emanet. E, güzel bir takım. Yani Hayır şöyle bir. E grubunu çekilir kılacak takım. Şöyle. Bir durum bir... var Ukrayna'da. Ben Ukrayna ismi geçince hep yani ya bu özel bir şey yaparlar bu adamlara sanki. Böyle kafa hep komple teorilerine çalıştığı için son dönemde öyle bir durum görüyordum savaş sebebiyle. Ama kadro iyi kadro. Yani evet, evet. özellikle bazı mevkiler sabek falan dedim bazı mevkiler çok seviye altı gibi görünüyor ama bazı mevkilerde çok sağlam futbolcular var bir de hani bizim için ikinci ev Almanya Ukrayna açısından da muhtemelen öyle olacak bu orada yoğun nüfusları var mı yok mu bilmiyorum da şu açıdan Almanya böyle konularda biliyorsunuz Avrupa'da Ukrayna Rusya çekişmesinde falan. Ukraynalılardan Ukraynalı bir ülke. Burada Almanya konsolosluğunun önünden geçiyoruz stüdyoya gelirken. Yani Almanya bayrağı yok Alman konsolosluğunda Ukrayna bayrağı var. İkinci evleri yapacaklar muhtemelen. Yani Almanlar çok destek verecek. Bu grubu zevkli olabilecek tek takım bu Belçika'nın peşinde. Abi hazırlık maçında bir gol atıyorlar. Zannedersin o Nihat Kahveci'nin Çek Cumhuriyeti'nin attığı gol. Öyle bir sevinç, öyle bir Normal. duygusal boşalma var. Yaşayan yani bir bu ülke. Kaç bu takımın maçını kaçırmayın bence. Hem keyifli takım hem de Zaban yedi dikkat. Evet. Yani Bournemouth'u izlemeyenler çok iyi spot yapar bence. futbol menajeri oynayan herkes bu takımın maçlarına baksın. Çok güzel <laughs> oyuncular alabilirler buradan diyelim. Şeyi de Sudakov'u sen konuşurken Arsenal'ime yazdım ya. Ben hep şeye taktım ya. Herkes Arsenal'e santrafor lazım derken bence bir tane daha yaratıcı lazım Odegaard'ın yanına evet. diyordum. Oynar abi, Arsenal oynar Arsenal'e oynar. Geldik genç oyuncusunu 28 <laughs> yaşında Harassin seçtiğimiz. Ölüm takıma. grubu derler ya bu zulüm grubu. Aynen. <laughs> 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 bu grubunun en önemli takımıydı evet, abi, abi hocanın ismi, ismi tanıdık <laughs> evet. birkaç oyuncu da tanıdık. yani sen maçları izledin diye biz Sula Hocanın hoca ismi alabilir miyiz kazzona. kazzona'yı ben bir yerlerden ha, duydum son. ya napoli'nin hoca işte yine İtalyan hoca ondan sonra e lobot kadar screen Yardır tanıdık ama yani bu grupta bile kendini gösterebilecek bir şey gördün mü abi bu takımda abi şöyle şimdi kazzona mara bağlantısıyla Slovak milli takımı. Çünkü Kalzona daha önce Napoli'de yardımcı antrenör çalışmıştı. Hamşi'nin böyle prime yıllarında. Sonra milli takıma getirildi. Hatta geçen sezon Massa ayrıldıktan sonra iki işi birden yaptı. Napoli'yi çalıştırdı. Başarısız olsa da burada bir ışık veren bir Slovakya milli takımı yarattı gruplardan. Çünkü Portekiz'in arasında ince bitirdiler. Lüksemburg gibi çıkışa geçmiş bir futbol ülkesini geride bırakıp. O bu şaka mıydı? Yo, Gerçekten fena, fena top mı oynamıyorlar Tabii abi. Ben. Fena top oynamıyorlar. Leandro Barreiro var değil mi orada? Çok iyi topçu. Tamam. Evet şeyde ama mesela bir şöyle söyleyeyim Haraslin şrans ön tarafta iş bitirebilecek adamlar. Harasim nereden tanıyoruz? Galatasaray Prak maçlarından tanıyoruz. Adam eksiltebilen, acar topçu. Top ayağını aldığında o Horvet'i, yani Santrafor'u bulabilen bir oyuncu. Ama tabii bu takımın ne sorunu var? Restli bir oyun oynuyorlar, daraltmak istiyorlar. Beklerde sorun var abi. Çünkü mesela savunmada Şikrin yer. Çok iyi bir şey stoper. Çizgiyi ayarlayabilen, rakip savunma e, uzun topla mesela çıktığın zaman kornerlerde vurabilen, rakip savunmaları bile yorabilen bir defans oyuncusu. Vavro, Kopanak'tan onu da tanıyoruz. İyi bir stoper, partner. Kesici de, tandemde de zaten Fena eli yüzü düzgün ama beklerde mesela hala 37 yaşında Pekarik oynuyor. Pekarik'i de Kayseri Spor'dan daha önce tanıyoruz. Her tabelinin forması giyiyor. Evet. Diğer tarafta Hancuco aslında orijinal stoper Feyenoord'da oynuyor. İyi bir oyuncu. 30-35 milyon euro bandında market değeri olan bir oyuncu. Ama sol bek çıkmadığı için sol stoperde kullanıyor Hancuco'yu. şaşırdım ya yani. Aynen yani devşirme oyuncu kullanmak zorundalar. Kadrona bakıyorum senin. Bu kadronun en ışıltılı oyuncularından biri Hancuco. O da pozisyon evet, dışında Evet değiştiriyor oynuyor. yani. Bazen mesela Şikriyar Hancuco yaptığı zaman Sol bekte işte başka bir ikame kullandı hazırlık ama tercih yani çünkü sol ayakta olduğu için oradan Hançko'yu devşirme kullanabiliyor. Dobravka mesela e, Nivkasa'da uzun yıllar oynamış bir kaleci ama kaleci yetişmediği için hala tecrübeli kontenjanından onunla başlıyorlar. 4 kişi oynayan bir takım ama işte dediğim gibi orta sahadaki temponun ayarlanma biçimi yani. E, Kuçka Trabzonspor'dan bildiğimiz bir oyuncu. da hala oynuyor. Kuçka ve Duda Lobotka'nın dublajcısı. Aynı Polonya için bahsettiğimiz Zierinski'nin merkezde olduğu yapıda Lobotka takımın her şeyi. Yani oradaki o pas 2'den 3'e geçirmeyi ayarlıyor. Defansif aksiyonlarda nasıl söylenir alan kapatma ve takımı biraz daha böyle geriye çekme işi tamamen Lobotka'nın üzerinden dönüyor. Duda Verano da oynayan bir oyuncu. Tabii o biraz böyle Duda ile Kuçka Lobotka'yı taşıyabilirse bu takımın Belçika maçındaki kötü bir skordan sonra şansı olabilir. Ama Belçika maçındaki skordan sonra şansı nasıl olabilir? Bir puan alırsa mesela harika olur Slovakya için. Çünkü devamında hani Romanya ve Ukrayna'ya karşı en azından gruptan çıkma mücadelesi verebilirler. Ön tarafta Bozenik oynuyor Boavista'dan. Ben Portekiz Ligi'ni biraz özel takip ettiğim için 8-9 golle sezonu bitirdi. Santrafor tiplemesinde nasıl söyleyeyim böyle yıpratıcı Santrafor dediğimiz kalemden bir oyuncu. Yani Harassin ve Schranz'ın atacağı final paslarında iş yapabilir mi? Ee, bu belirleyici olacak. Tabii bu takımın yıldızı yok. Biz burada mesela genç yıldız olarak hep konuşuyoruz ama genç yıldız dediğimiz Harasin 27-28 yaşında bir oyuncu ve son transferi. Ya ben son transferini yapma ihtimali olan bir oyuncu. Ee, genç yıldızda en yakın diyebileceğim o var ama takımın starı da Lobotka yani. Bu Tabii. tam bir teknik direktör takımı. Eee yarın çok usta bir performans vermesi lazım. Yani o takımın çok iyi bir savunması. Nasıl söyleyeyim size şöyle ifade edeyim. Euro 2008'deki servet Çetin. O performansı vermesi lazım. Takım yukarı çıkarak bir şey yapacaksa. Lobotka'nın e, katiyen ve katiyen kötü maç çıkartmaması lazım. O e, ileri uçlara, harasını ayağına bakan bir takım göreceğiz. Hata payı olmayan takımlar. Tabii var. yani çünkü... Herkes çok iyi oynayacak. Yani bence onlar da kafada bunu kodlamıştır. Biz burada Belçika maçından 0 puan atıyorum. 3-1 veya 4-1 bir yenilgi alsak daha iyi. Ki ilk maç. Ki ilk maç. Ardından hani Romanya veya işte Ukrayna ile oynuyorsak oradaki çıkartacağımız 4 puan bizi nereye götürebilir diye hesap kitaba başlamıştır Kalzona. Ya şimdi bakıyorum şu ben Hanko'yu da beğendiğim için Şikrinyar'ı da iyi günlerini hatırlayarak Belçika'ya koyarım ikiliyi. Mesela Belçika stoper ikilisi Şikrin Hanko olsa. Tabi. Tabii. Hanko da, mesela çok ben iyi daha güvenim, daha çok güvenim. Çok motoru. iyi oldu. Slot'un mesela dokunduğu oyunculardan biri ve Türkiye'den işte Pekari'yi tanıdığımız isim Kayseri Spor'dan 2011-2012'den Kucukay Trabzonspor'dan iyi tanıdığımız bir isim. Ve Robert Mack. Hani o da Sydney'de oynuyordu. Artık yeşil gereği 33-34 yaşında. kadroya Kadroya alınmadı ama o abi. O bayağı bir hocayla takıştılar. Bizden Konya Spor'da. Oynamıştık. Aynen. O da fena performans vermemişti. Ama bu takımla ilgili şunu göreceğiz yani. Harassin pişirecek. 1.88'lik santrafor. Bozen'in mesela yüksekten topla çok çalışacaklar. Yani. duran toplardan gol. İşte Şikrinyar çıkıp çıkıp vurmaya çalışacak. En önemli kozlarından biri de bu olacak. Tamam. Hani ya kapalı kutu diyebilirim abi. ne diyeceğiz abi zaten. Bu kutuyu da açacaksak zaten. <laughs> Hocası açamaz. Belçika kum sorması yapacak. Slovakya bölümünü bir sonraki bölümde Çekya kısmında da kullanabiliriz. miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ne izleyiciyi yoralım ne kendimizi yoralım. <laughs> Daha kapalı kutu. Diyelim ve çok açamadığımız bir kutuya daha geçelim. Romanya. Of. Abi İsrail deplasmanı. Yani sadece topun başında. 94'te efsane Cigaci'nin oğlu. 3 turnuvadır katılamayan takım için çok kritik bir duran top. Kulübede de Haci'nin e, o efsane olduğu turnuvada teknik direktör olan Yordan oğlu var. Babasını geçen oğul kim var abi? Bir çırpı aklınıza gelen. Futbolcu olan. Futbolcu. Herhalde Haaland. Haaland. Pogba'nın babası... Yok kardeşi oynadı gençler. Evet. Peyninde. Yok abi Lukaku'nun peder olabilir mi? Lukaku, peder. Evet, bir de Gençler bir, bir, Doğru. Ince... İlhan Doğru. Cav da analım buradan. Neyse kulübede Jordanesco'nun oğlu o efsane takımın hocası topun başında Hacin'in oğlu ve o top gol oluyor. Büyük yani o, o şekilde kolaylıyorlar. Popescu'nun oğlu tribünde <laughs> sevinmiştir. Umarım. Ama işte bu hikayeden bir devam filmi çıkar mı? Bu takımda çıkmaz. Yani en o izle... kadar mı kötü be abi? İzlemekte... De... Abi çıkıldığı anı yokluğunu çok arayan bir takım. Tamam, en iyi dört tane be. üçüncü ihtimali. Sana şöyle söyleyeyim en iyi dördüncü de zor olur. <gülüyor> <gülüyor> en iyi sonuncuyu alıyoruz mesela. Şey hoca yani Yordanescu hoca almayayım der. Yordanescu. Ya burada Star Stansio. Yani düşünün Galatasaray'a yazılalı Üç yıl ha, oluyor. Evet. Orada Çinler Arabistanlar yaptı yani. Ve izlediğimde şeyi gördüm. O liglerin ağırlığı biraz çökmüş. Ama yine izlemesi keyifli. Bu takımın sorunu şu abi. Geride savunma yapıyorlar. hatlerini bilen bir top oynuyorlar ama orta sahaları çok yani ne atletizm var ne fizik var işte. Stan Suyu, ama Mari. Ön liberoları Mari öyle anormal bir fizik falan değil. Aldığında topu doğru al ver yapması lazım. Orta sahada o kadar çok top kaybediyorlar ki. Kaptırıp kaptırıp yiyorlar. Morutan yok değil mi abi? Yok Morutan aşili kopardı abi ha, doğru, Ankara gücünde. Doğru. Bu arada oynuyor. İyi de oynamış hmm. elemelerde. Orada işte Man'ı izleyeceğiz. Sağda Man, solda koman, önde Draguş. Draguş yerine Ali Beş de oynuyor maçına göre. Burada daha çok Draguş oynar. Bazen Draguş'u kanada koyuyor. onu uzun şişiriyorlar. Ali yani. Beş'in Türkiye'si de vardı sanki. Var var. Antep. Antep, Antep doğru. Burada yani genç izleyeceğimiz oyuncu da şimdi sürekli karşıdan top geliyor. Sürekli rakip geliyor. Kaptırıyorsun geliyor. Sağdan orta geliyor falan. Tottenham'a gelen Draguş'in stoperleri. O da çıkıp çıkıp vuruyor. Çok şey hani... Bir tane lider bence yanında stoper isteyen bir çocuk bence Tottenham erken gitmiş. Çünkü burada da çok hata yaptığı maç var. Ama Şef bu takımda lazım, evet. bu takımda hata yapmamak kolay iş değil. Çünkü çok garip yerlerde top kaptırıyorlar. Gabriel Tamaş göreve oldu. <laughs> bir abi, tane daha vardı abi. 40 40 miydi? Toplumda. Evet. Volat Keş. Yani. Burada İtalyası da çoktu 3 turnuva sonra katılmanın tadını çıkaracaklar bence. Bir de hocaları da yani ya aldığımız her puan Çok açılmayalım. Bu şey bazı takımlar var ya mesela ben çocukluğumdan zeytin burnu sporu hatırlarım. Şey olurdu gazetede okurduk. İşte bilmem kim işte Fenerbahçe 7 zeytin burnu 2 zeytin burnu hiç oyunu çirkinleştirmedi derlerdi. ki biraz çirkinleştiriyor oyun. <laughs> Romanya çirkinleştiriyor. Yani diyor ki abicim bu başın skorunu falan düşürelim. Orta sahamızı olabildiğince az kullanalım çünkü omuz omuza da sürekli devrilen adamlar bunlar. Şimdi Belçika'da Andre Onana geçecek. Yani 1'e 3 alır. Tekme tokat diyecek adamlar var burada. Bir de Belçika şey takım yani zayıf takım buldum acımaya. Evet abi şimdi yani hafif böyle neşeli konuştuk diyeyim Slovakya'yı. Ya şurada Lobotka'nın ayağından top alacak Rumen yok burada. Yani konuşacağımız en zayıf takım. O yüzden de yani tadını çıkaracak onlar. Bazen de tadını çıkarmak iyidir bu abi. Evet. Beklentileri de yok zaten. Katılmak orada olmak da yeter ya. İşte yani bizim izlediğimiz bazen yetmeyebilir. Çünkü Romanya'yı bütün sene takip etmiyoruz. Hacı'nın Popescu'nun röportajları gördüm. Hiç bizle yapmasanız bile olurdu tadında. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bizi karşılaştırmayın. Heyecanlandıracak ne olur biliyor musun? Şovmen hocanın adı neydi? Şumudika. Şumudika mesela bir Rumen YouTube kanalında. DJ Dur. Sports mesela ha, Romanya. Aynen yorumcuysa açıp onu yapay zekayla türkçeleştirerek yorumlarını <laughs> dinlemek falan. <laughs> Şumudika'nın mesela yazın şişme mont giymesi. <laughs> 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 Parlak <Kaçırmaz. gülüyor> Abilerim şimdi esas zor tarafına geldik işin. Burası şey ya. 1'e Belçika'yı yazdık. Yaz abi. 2'ye e, Ukrayna'yı yazdık. E, o çok kolaymış. Aynen. 2'ye Slovak'ya yaz. Şeyi soracağım zaten. Şimdi burada iki tane iyi olmayan takım var ya. Altı tane dördüncünün 4'ü dördü çıkacak bir üste. 24'ü 16'ya indireceğiz. Burada birbirini yiyip de Üç, en iyi üçüncülere de giremeyebilirler. Yani, en iyi üçüncü çıkmazsa bu gruptan çıkmayabilir. Evet, yani diyorsun. Slovakya, Romanya bir berabere kaldığı zaman iş bitiyor çünkü bu. Bunların Ukrayna'yı yenmesi çok zor. Romanya Fransa maçını hatırlar mısınız? Euro 2008. Yok abi. Hayatımda izlediğim en kötü maçtı. 2006'da da Fransa İsviçre vardı. Öyle. -İsviçre Aa, var. Evet Onu hatırlıyorum. Bir Nijerya, Romanya var bir dünya kupasında. Romanya çok giriyor abi, buralara. Aynen, aynen doğru var muhtemelen hani Slovakya şu ana kadar konuştuğumuz Slovakya Romanya maçı turnuvanın izlenmeyecek maçı. Evet. O maça uygun. İnşallah 3-3 falan biter. 3-3 <laughs> yani falan Umarım. biter. Değil. Ya Belçika de facto zaten lider. Yelkenleri doldurarak geldik burada. 3-9'u koyar abi. İkinci Ukrayna diyorum. 3 de biraz daha böyle hani nasıl söyleyeyim? Şıkrın yarı işte Lobotka'sı falan üçüncü sırayı alır diyorum Slovakya. Bu grubu yaklaşık 27 dakikadır konuşuyoruz. Hepimizi tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Tahminlerinizi bekliyoruz. P grubunda görüşmek üzere. Abilerim. Sağ olun. Eyvallah. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.